Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. 2 Ekim güneş tutulması yaklaşıyor. Bu tutulmada burçları ve dünyayı nasıl etkiler bekliyor? 2 Ekim'deki güneş tutulması önümüzdeki 6 ayı kapsıyor efendim. Evet bu tutulma aslında arka planda Güney Pasifik Okyanusu, Gü Güney Amerika, Atlas Okyanusu, Şili ve Arjantin tarafından izlenebilecek ve bu ülkeler biraz daha etki altında. Evet Amerika demişken Amerika'daki seçimleri etkileyecek olan önemli bir döneme girildiğini anlatıyor haberiniz olsun. Bu seçimlerden sonra özellikle önümüzdeki sene ve 3 Yıl içerisinde iç karışıklıklar ya da savaş ile ilgili açık bir sürecin içerisinden geçebilir mi Amerika? Evet geçebilir. Amerika'ya düzenleyecek olan terör olaylarıyla alakalı da ülke dikkatli olmalı. Amerika demişken aklınıza Rusya geliyor olabilir. Rusya gelsin çünkü Putin'in sağlık kontrollerinden geçmesi önemli bu dönemin içerisinde. Peki ülkemiz açısından neler var? Ülkemizin aslında korunduğu ancak bir o kadar da savaş döngüleriyle alakalı bir karışık süreçler varmış gibi. Sanki hani çevremizde olan bu savaş komşu ülkeler ya da Orta Doğu'nun içerisinde bulunduğu karışık süreçler var ya işte bu süreçlerin içerisinde bir de ülkemizi çekmeye çalışabilirler. Aynı zamanda askeriye ve politika ile alakalı politikacılarla alakalı olan önemli değişikliklere açık bir sürecin içerisinden girilebilir mi? Girilebilir. Çünkü bu süreçler dünya açısından nükleer ve kimyasal silahlanmalara doğru dünyayı götürüyor olabilir. Umarım böyle şeyler olmaz ama bunlar etkilenecek çünkü Mars retro hareketinde bulunacak. Aslan ve Yengeç Burcu'nda retro yapacağı için kimyasal ve nükleer silahlanmalarla alakalı radyoaktiviteyle alakalı olan konulara parmak basıyor efendim. Süreçler içerisinde hava olayları, maden kazalarına madene çok dikkatli olmak lazım ve çok önemli bir konu daha bulunuyor. Aslında bu e, büyük depremlerle alakalı olan bir konu. Büyük depremleri etkileyen, tetikleyen bir hat gündeme gelebilir. Özellikle önümüzdeki ay Kasım ayı, Aralık ayı ve Şubat ayı Nisan ayı yine depremlerle alakalı riskli olan tarihleri anlatıyor. Bu tutulmada Windemiatrix ve Diadem yıldızlarının tetik. 2 Ekim terazi burcu güneş tutulması aslında halkalı tutulma. Şimdi halkalı tutulma derken yüzüğün şeklinden birazcık ipucu vereceğim size. Yani yüzük de halka şeklinde değil mi? Evlilik ve nişanlanma süreçlerine geçilebileceğini, niyeti ciddi beraberliklere doğru ilerleyebilecek olan döngüleri anlatabilir. E Bu da güzel bir haber olsun bu kadar hani olayın içerisinde. Bireysel anlamda sanki hani iyiliklere vesile olacak konu yuva kurmakla alakalı olabilir diyelim. Peki burçları merak ediyorsunuz biliyorum. O zaman koş birlikte başlayalım ama yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum efendim. Sevgili koç burcu terazi burcu güneş tutulması önümüzdeki iki buçuk ay taşınma, yer değiştirme, araba alım satımları eğitim ve önemli anlaşmalar adına gelişmeler yaşatabilir. Hem senin hem de yakınların ilişkileri ön planda olabilir koç burcu. Terazi burcundaki güneş tutulması beraberliğinle ilgili önemli aşamalardan geçeceğini gösteriyor. Bu 6 aylık süreç içerisinde bu dönem beraberliği olan kişiler eşlerinin ya da kendi iş hayatları sebebiyle Ile başka yere taşınma süreçlerini sanki yaşayabilir ve sanki başka yere taşınma ile alakalı planlamalar içerisinde kendini bulabilir. Evlilikler açısından da kritik bir zaman tüneline girildiğini gösteriyor. Şimdi evli olanlar ayrılık yaşarsanız ya da aranızda önemli anlaşmazlıklar, sıkıntılar bulunuyorsa önümüzdeki 2025 Nisan ayında tekrar görüşme süreçleri içerisinden geçeceğinizi bildirmek istiyorum. Yani eski eşlerle alakalı bir şans daha mı var? Evet var. Eşinin ya da aileden bir yakının kritik bir rahatsızlığı da bulunuyorsa süreçlerin iki buçuk yıl devam etme durumu olabilir. Eşlerden konu açılmışken bu konuyu da belirtmek istiyorum. Peki bekar olan koçlara gelecek olursak bekarsan ve hayatında birinin varlığını istiyorsan koç burcu önemli itiraflar ve geleceğe yönelik adımlar atılabilir bu dönem içerisinde. Bu süreç aile tarafından sıkıntılı kollara biraz gebe olabilir. Aileyi ve ilişkini dengelemen çok ama çok önemli. Haberin olsun sevgili koç burcu bakalım neler yapacaksın ben de merak ediyorum. Peki boğalara geçeceğiz olursak sevgili boğa burcu terazi burcu güneş tutulması önümüzdeki iki buçuk ay içerisinde maddi konularla alakalı genişleme ve rahatlama süreçlerini anlatıyor olacak. Terazi burcu güneş tutulması iş hayatıyla ilgili olan konularda altı aylık süreç içerisinde yeni anlaşma ve süreçleri hızlandırabilir. Yeni projeler ses getirebilir. İş hayatında bazı gerçeklerin açığa çıkması yön değiştirmene sebep verebilir. Sağlığınla ilgili olan konularda sevgili boğa burcu yeni bir tedavisel süreç eskiden kalan, halledilmesi gereken operasyonlar bulunuyorsa çözmek isteyebilirsin. Sağlığını biraz önemsemelisin. Akraba ve yakınlarının sağlığıyla alakalı da sıkıntılar oluşabilir mi? Oluşabilir. Onların yanında olman çok önemli. Aynı zamanda bir konu daha bulunuyor. Trafik, trafikte dikkatli olmalısın ve araç alım satımlarıyla alakalı düşüncelerin bulunuyorsa masraflar ve koşturmalar aracında oluşabilecek olan arızaların oluşturduğu masraflar biraz can sıkıcı olabilir. Bu konuları önemsemen lazım diyelim. Ve kime geçelim? İkizlere hadi bakalım. Sevgili İkizler Burcu, terazi Burcu'ndaki güneş tutulması önümüzdeki iki buçuk ay kendini göstermek ve şansını yeniden yazdırmak için şanslı fırsatları sana getiriyor mu? Evet, hem de nasıl getiriyor? O Jüpiter'in verdiği yetkiye dayanarak İkizler kendini göstereceksin, şans sana gelecek. Peki güneş tutulması önümüzdeki altı ay içerisinde özel hayatınla alakalı, aşk hayatındaki dengesizliklerin oturmasıyla alakalı, denge içerisinde olmakla ilgili bir gitmesi gereken birisi varsa gidip ne? Gerçekten dengeli mutlu edebilecek olan birinin gelmesiyle ilgili. Aşk evliliğiyle yapmakla ilgili. Çocuklarla ilgili olan konularda aynı zamanda oturtturamadığın konular bulmuyorsa bunların düzeni gireceğiyle ilgili e, konular gündeminde. Yani hani evlenmek isteyen, aşk evliliği yapmak isteyenler o zaman e, bir daha şurayı tekrarlıyorum. Aşk evliliği yapmak isteyenler, ikizler burcuysa özellikle şans fırsat sizinle birlikte hadi bakalım neler getirecek acaba bu dönem. Ama dikkat etme gereken bir şey var ikizler burcu harcamaların arttığı bir süreci yaşıyorsun sanki harcamalarını düzenle sokman çok önemli planlama yapman çok önemli çalışma hayatında ve otoriteden destek alacağın bu süreç içerisinde emek vermen çok önemli merak etme meyvelerini toplayacaksın yeter ki sen odaklan ve aynı zamanda bu dönem sponsorlu projeler hobiden para kazanmak borsa ve spekülatif alanlarda şansın bulunuyor buraları değerlendirmen önemli diyebilirim peki yengeçlere geçecek olursak sevgili yengeç burcu terazi burcu güneş tutulması önümüzdeki iki buçuk ayı aslında hayatta neler değilsen karmik anlamda seninle birlikte olacağını söyleyebilirim. İyilik verdiysen iyilikler seninle birlikte olacak merak etme. Altı ay içerisinde aile ve kökenlerinle ilgili olan konular ön planda. Özel hayatınla alakalı önemli bir karar döngüsünden geçebilirsin. Beraberliğinle ilgili hayatındaki kişinin kendiyle ilgili bitirmesi gereken önemli bir konu ve koşullar varsa gündeme gelebilir ve bu süreç beraberliğinizin nasıl şekilleneceğini gösterebilir. Tutulmayla birlikte yerleşim yerin değişebilir, ev alım satımları, ev kiralama gibi konular gündeme gelebilir. kronik bir rahatsızlığın bulunuyorsa önemli bir tedavisel süreç gündeme gelebilir. Yengeç Burcu, kendine özen göstermen gerektiğini sakın ola unutma başkalarını düşünürken diyelim. Bir aslanlara geçelim. Sevgili Aslan Burcu, Terazi burcundaki Güneş tutulmasıyla birlikte önümüzdeki iki buçuk ay seni kalabalık ortamlarda kendini gösterirken, ödülleri toplarken, aslında isminden bahsettiğimiz takdir kazanırken bulabilirsin. Hayal ettiğin ve hedeflediğin bazı konular varsa gerçekleşiyor merak etme. Önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde sevdiklerinle ilgili olan konular aktifleşecek. Sevdiklerinin nişanı, düğünü, hayatındaki olaylar aktifleşecek ve ev mutlu olacağın konular aslında onların vesilesiyle gelebilir. Aynı zamanda bol bol kısa yolculuklar geçirebilirsin. Reklam ve tanıtım yapmak istiyorsan iş hayatıyla alakalı fırsatların oluşabilir. Aynı zamanda farklı bir yere yerleşmek istiyorsan taşınma taşınmak ve göç etmek. Bak Aslan Burcu bunu unutma. Taşınmak ve göç etmek için şimdi fırsatların oluşuyor. Burada oluşan fırsatlar önündeki 3 seneyi de kapsayabilir diyorum ve bir konuya daha eğiliyorum. Eğitim alanında tamamlamak üzere olan önemli bir eğitimi bitirme sürecine başlayabilirsin. Bu dönem ateşli rahatsızlıklara dikkat etmen çok önemli. Aynı zamanda iş hayatında sıkı sıkı çalışman ve rakiplerini geçeceğin bir dönemin içerisinde kendini bulabilirsin. Rakiplerin çok önemli çünkü arka planda projelerini çalma ihtimalleri bulmuyor. Dikkatli ol ve aynı zamanda aile soyundan akrabalarınla alakalı anne babanın annesi babasıyla ilgili ameliyat ve sağlık problemleriyle ilgilenmek merkezinde olabilir gibi görünüyor ve başaklara geçiyorum. Evet sevgili başak burçları terazi burcu güneş tutulması ile birlikte önümüzdeki iki buçuk ay seni kariyer anlamında parıl paralı parlatıyor olacak. Önümüzdeki altı ayın aslında baktığımız zaman etkileri ise sevgili başak burcu kariyer hayatı şöyle bir kenara koyarsak esas konu aslında maddi kaynaklarla alakalı olan konularda da atılımlar var. Yani hem kariyerini parlatırken hem de maddiyat artıyor bu dönem içerisinde. E o zaman senden iyisi yok parasal anlamda diyebiliriz. Bu süreçlerde aslında kendini sağlayacağın maddi kaynakların yanı sıra eşinin ya da ortaklı projelerden kazanacaklarına yönelmem çok önemli olabilir. Eşinin parasının artması senin paranın artması niteliğinde de olabilir diyebiliriz. Önemli bir gayrimenkul yatırımı için para biriktirme sürecinden geçebilirsin sevgili Başak. Özel hayatınla ilgili de konular değişiklik gösterebilir. Etrafındaki kişilere biraz dikkatli mi etsen acaba? Çünkü özel hayatındaki dengesizlikler çevrendeki kişilerin sana iki yüzlü davranması ve beraberliğinle ilgili kötü niyetli dedikodular, kötü niyetli adımlara karşı ilişkini koruman gerekiyor. Onlara karşı dikkatli olman gerekiyor. Çevrendeki kişilere karşı. Hayatında birisi yoksa aceleci olma sevgili Başak Burcu. Ocak ayını beklemek belki de seni mutlu edebilir ve belki de hayatının aşkını bulabilirsin sevgili Başak diyelim ve terazilere geçelim. Sevgili terazi burcu güneş tutulması senin burcunda gerçekleşiyor bilmiyorum farkında mısın? Hayatın değişiyor olabilir bu döngüde. Önümüzdeki iki buçuk ay yurt dışı seyahatleri, vatandaşlık hakları, önemli bir yüksek eğitim, iş hayatında önemli bir tanıtım süreçlerinden geçebilirsin. Altı ay içerisinde ise kendini feda ettiğin her ne varsa şimdi yeniden yenilenme dönemi. Zamanında kaybettiğin maddi kaynaklar bulunuyorsa almak için şansın bulunuyor. Bu dönem ilişkilerin açısından çok kritik süreçlere gebe gibi görünüyor Beraberliğinle ilgili eşinle aranıza girmeye çalışanlara karşı Dikkatli olman gereken bir dönemden geçeceksin Hayatında birisi yoksa eskilerden tanıdığın biriyle Yolların kesişebilir Bazı süreçler Nisan 2025 ile birlikte atılacak olabilir Kariyer hayatınla alakalıysa Önemli bir yapılanma içerisinden geçebilirsin gibi görünüyor Hadi bakalım hayırlı olsun senin için Ve akreplere geçecek olursak Sevgili akrep burcu Terazi burcu güneş tutulması Önümüzdeki iki buçuk ay alım ile alakalı bazı fırsatları sana getirebilir. Önümüzdeki 6 ay hayatında gitmesi ve bitmesi gereken her ne varsa uğurlayacaksın. Özel hayatına ilgili karışık olan bu süreç içerisinde akıl karışıklıkları yaşıyorsan kıymetini bilen kişiyle yolculuğa çıkabilirsin. Sağlık ve araba sigortalarını yaptırmayı ihmal etmemen gereken önemli bir süreçten geçiyorsun. Şıkış yapman gereken konular bulunuyorsa, psikolojik anlamda destek alman gerekiyorsa mutlaka yardım almayı ihmal etme. İş hayatıyla alakalıysa ilham tam perilerinin seni bulduğu bir dönemden geçtiğini unutmaman gerekiyor. Bu süreç seni kitap yazmak, sanat yapmak, rakiplerini geçmek için sıkı sıkı çalışmaya doğru itebilir. Haberin olsun diyelim. Peki yaylara geçiyorum. Sevgili yay burcu, terazi burcu güneş tutulması önümüzdeki iki buçuk ay seni ilişkiler alanında destekli olacak. Ayrıca ev satın almak istiyorsan bazı fırsatlar yine seninle birlikte. Bu dönem dikkat etmen gereken konu kredi kullanımları, eşinin girebileceği yatırım fırsatları ile ilgili altyapılar konusunda temkinli ve belki de iş hayatıyla alakalı yatırım yapmak istiyorsan biraz analiz mi yapman gerekiyor? Bunlara karşı dikkatli olmalısın. Önümüzdeki 6 ay içerisinde planlanmayan bebek süreçleri gündeme gelebilirmiş gibi görünüyor. Bu konularda çok ama çok önemli. Özel hayatınla ilgili bazı üzüldüğün noktaları kenara koyman, kıymetini bilen biriyle yol alman çok önemli senin için. Kalabalıkların içerisinde de kendini göstermek, yaptığın işle ilgili dostlarından fayda görmek, arkadan oynanan oyunlarla alakalı da sanki o kişileri böyle kenara koyup Gerçekten kıymetini bilen dostlarla yolların kesişmesi seni mutlu edebilir. Şimdi oğlaklara geçiyorum. Evet oğlak burçlarıyla birlikte devam edecek olursak sevgili oğlak burcu terazi burcu güneş tutulmasıyla birlikte çalışma hayatıyla ilgili iki buçuk ay boyunca sana fırsat ve destek veriyor olacak. Sağlığınla ilgili olan konularda sıkıntılar bulunuyorsa toparlanacağını gösterecek olan bir döngü ama şeker hastalıklarına karşı şeker hastalığı de karşı dikkatli olmalısın. Terazi burcu güneş tutulması 6 ay içerisinde ve kariyer hayatında ilgili olan konularda seni tepelere çıkaracak olan fırsatları gündeme getirebilir. Bu sürecin rakiplerini kızdıran bir döngü olduğunu unutmaman lazım. Dost gibi görünen düşmanlara karşı da temkinli olman çok önemli. Evin içerisindeki dengeler ya da ne bileyim işte ilişkinle alakalı olan konularda bazı sınavlardan geçebilirsin. Yerleşim yerinle ilgili olan farklı bir şehir ya da ülkeyi tercih etme ihtimalinde bulunabilir sevgili oğlak burcu. Peki kovalar sevgili kova burcu terazi burcu güneş tutulması ile birlikte önümüzdeki iki buçuk ay sponsorlu işler. Spikülatif alandan gelecek olan paralar. Sanki böyle güzel fırsatlar parasal anlamda bulunuyor mu? Evet bulunuyor. Aynı zamanda çocuklarını ilgilendirecek olan konularla ilgili şans da seninle birlikte. Aşk hayatınla ilgili de şans var mı? Evet var. Merkezinde aşkı, mutluluğu yaşayacağın bir döngü seninle birlikte. Özellikle Kasım ve Aralık ayı seni aşk hayatında alakalı mutlu edebilir mi? Evet oturmayan dengeler varsa oturabilir ve şansı buradan yakalayabilirsin. Peki önümüzdeki 6 aya gelecek olursak terazi burcundaki güneş tutulması, medya, tanıtım, pazarlama ve ithalat süreçleriyle alakalı merkezinde olacak olan konuları gündeme getirebilir. Yurt dışı vatandaşlık hakları ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsin. Sık sık yurt dışı planları da yapabilir misin gibi görünüyor. Çalışma hayatıyla ilgili olan yeni düzenlemeler, yeni açılacak olan dükkanlar, yeni gelecek olan teklifler alternatif yollarla düzenlenebilir gerekiyor ve e, hayatının merkezinde olacağını söylemem gerekiyor sevgili kova burcu ve son burcumuza geliyorum balıklara evet sevgili balıklar terazi burcu güneş tutulması ile birlikte önümüzdeki iki buçuk ay aile ve yuva ile ilgili olan konularda şans ve fırsat seninle birlikte aileden çok destek göreceğin bu dönem içerisinde senin ya da aile birliğinin e, sanki aileden birileri olabilir bu sen yapamayacaksan eğer ki gayrimenkul alımları alakalı bazı fırsatları da gündeme gelebilir bu süreç aile içerisinde katılabilecek olan yeni bir bebeğin varlığını da anlatabilir. Hadi bakalım hangi kısmet sizi bulacak acaba çok merak ediyorum. Önümüzdeki 6 ay içerisinde ise gayrimenkul alım satımları ile ilgili kredi faiz yapılandırmalarından yararlanabileceksin. Özel hayatınla alakalı da önemli mi önemli bir dönemden geçeceksin. Önemli bir aşama seni bekliyor. Hayatındaki kişi tam anlamıyla seni mutlu etmiyorsa yol vereceğin ancak hayatına gelen kişiyle yeni bir yolculuğa çıkacağın hatta gidinin gittiğin şükür edeceğin bir sürecin içerisinden geçebilirsin sevgili balık burcu. Yalnızlaştığını düşünüyorsan üzülme. Ocak ayı senin için önemli bir karar aşamasından geçeceğini gösteriyor olabilir. Bu tarihi not almayı ihmal etme diyelim. Evet 12 burcumuzu tamamladık ve dünyayı bekleyen konuları da sizlere anlattım sevgili izleyenlerim. Mavi kadını beğenmeyi, takip etmeyi ve yorumlarda buluşmayı ihmal etmeyin. Sizi çok seviyorum. Haftayı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.